geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Asker, uzun. Yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar. Emret komutanım. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Uyuyakalmışsın ha? Ne demek uyuyakalmışım? Eyvah yine eyvah. Kesin dövecek. İhtar ölür babacan. Sen kaç nöbetçisin? Yok abi. 2-4 komutanım. Levent Üsteğmen yapmaz öyle şey. Vallahi iş belli olmaz. Bu aralar çok sinirli. Çiğdem Üsteğmen yüzündendir. Oğlum var ya, şimdi koyacak suratının ortasına beş kardeşi vallahi. Ya ula susun. Bize de girişme susun adam. Bir susun be beyler. Bu ne be? Şimdi defol yerine. Emreder sus komutanım. Verin şu herifi askeri mahkemeye de nöbette uyumak ne demekmiş öğrensin. Emredersiniz komutanım. Ferit nerede? Üşütmüş komutanım. Revire yolladım. Çok sinirli, çok. Böyle bağırınca ödüm patlıyor. Farkındayım. Ama elimi bıraksanız iyi olacak komutanım. Askerlerin önünde pek hoş olmuyor da. Var mı başka revire çıkacak? Komutanım. İçtimadan sonra herkes görev yerlerine gidecek. Belli bir görev yeri olmayanlar burada kalsın. Dağılabilirsiniz. Bölük! Sola! Dön! Herkes görev yerlerine! Hadi adım, marş! Ben odadayım Ahmet Başçavuş. Siz halledersiniz. Emredersiniz komutanım. Sağ! Dön! Su deposuna giden borular için kanal kazılacak çocuklar. Ali, Kazım. Nuri, Muhammed, Mesut. Fazıl, depodan kazma kürekleri alıp hemen gidin. Marş marş! Emredersiniz komutanım. Hadi! Ben? Sana ne olmuş? Ben kaldım burada. Sen de Hamza'ya yardım et Naci. Ortalığı temizle. Komutanım, hep bana angarya işleri veriyorsunuz. Ben de gitmek istiyorum. Oğlum manyak mısın sen? Kazma kürek sallamanın neyine özeniyorsun? Canım çekiyor komutanım. Benim de canım var. Ben de askerim. Başka sefere Naci. 3 kürek, 3 de kazma var zaten. Ben ellerimle de kazarım. Naci! Başka sefere dedim. Emredersiniz komutanım. Evet anlaşıldı. Evet. Evet. Baba.
Tamam, ben sizi ararım. Evet Suzi. Niye okulda değilsin bakayım? Korkma, bu sefer kötü bir şey yapmadım. Fizik öğretmenimi getirdim sana. Senden bir şey isteyecek. O ne demek? Ne isteyecek? Ya kendi anlatır ne istediğini. Babiş, kabul edeceksin değil mi? Bak, biliyorsun fizikten hiç anlamıyorum. Notlarım çok kötü, ona göre yani. Dur bakalım. Öz babana şantaj mı yapıyorsun sen? Yok babiş, ne alakası var? Bu öğretmeni çok severim. O manada yani. Kabul edeceksin değil mi baba? Bak, çıkacak şimdi tansiyonum. Aa, öz kızına şantaj mı yapıyorsun? Hadi bak, kapının önünde bekliyor deminden beri. Çağırıyorum. Öğretmenim. Merhaba efendim, ben Kerime. Suzan'ın öğretmeniyim. Hoş geldiniz Kerime Hanım. Hayırdır? Suzan bu yıl öğretmenlerini çabuk bezdirdi galiba. Yo. Suzan'ın durumu fena değil. Tabii biraz daha gayret göstermesi lazım ama çok kötü değil. Buyurun, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Bak, alakam olmaz. Kızını hiç tanımıyorsun yani. Çok kötü değil dedi. Demek ki az kötü. Neyse. Nasıl yardımcı olabilirim size Kerime Hanım? Efendim, okulumuzda rehber öğretmenimiz yok. Çocuklarımız ÖSS'ye hazırlanıyorlar ama daha meslekleri tanımıyorlar bile. Hangi bölümü seçeceklerini bilemiyorlar. Doğru. Çok doğru. Suzi de bir ara tutturmuştu. Antropoloji okuyacağım diye. Neymiş? İlkel kabile inceleyecekmiş. Bir yarışma seyretmiş TV'de. Kızım, sen iki gün ormanda kalsan ölürsün korkudan. Ağlarsın. Efendim, işte çocuklarımız böyle yapmasın diye şimdi okula antropolog davet ediyoruz mesela. Geliyor, iyisiyle kötüsüyle işini mesleğini anlatıyor. Öğrenciler de bu meslek kendine uygun mu değil mi anlıyor. Harp okuluna girmek isteyen öğrencilerimiz var mesela. Onlar da subaylığı öğrensinler istiyoruz. Bravo. Çok iyi düşünmüşsünüz. Subaylarımız seve seve gelecektir. Ah, çok teşekkür ederim efendim. Müstesna bir insansınız. Hatta belki askerler arasında değişik meslek gruplarına dahil arkadaşlar varsa. Bir atom mühendisimiz var. Gerçi sivilde kendi branşında iş bulamamış. Mikrodalga fırın tahmin ediyormuş. Atom mühendisi mi? Bildiğimiz atom. Çekirdeğini proton ve nötronların oluşturduğu atomlardan mı? Öf, o çok sıkıcıdır baba ya. Revirci Vedat ya da Ferit falan gelse. Saçmalama Suzi. Ne işi varmış Vedat'ın? Bodrum'da otelleri var. Muz kiralıyorlar sahilde. Eğer bütün öğrencileriniz benim kızım gibi ise işiniz çok zor öğretmen hanım. Hayrola Abza abi? Pek de şey yok bugün. Ya bak şu süeter meselesi be. Öyle sayın. Ya yapma be abi. Ya sen bizim dalga geçtiğimize ne bakıyorsun ki? Kalpli süeteri giydi diye adamın delikanlılığı bozulur mu be ya? Var ya, bizim bayda herkes böyle allı borlu giyilir, çok güzel. Ya yok babacan ya. Oğlum sizin dalga geçmeniz sorun değil. Malzeme buldunuz, eğleneceksiniz tabii. Lizcaz bir hediye yollamış. Şimdi benim de bir şey yollamam, adettendir. Ya tabağı boş göndermeyeyim diyor yani. Ne? Ya yok bir şey. Sorun ne? Para mı Abza abi? Yok babacan ya. Ne olacağımı bilmiyorum. Bugüne kadar birine hediye almak nasip oldu da vermesi kısmet olmadı. Abi düşündüğün şeye bak. Çektir bir resmini, bastır tişörtün üstüne, mis gibi hediye. Gönder gitsin. Ne o be? Hamza spor forması gibi. Sahaya çıkıyoruz. Ben var ya, Nuriye'ye yaptırmıştım, bayıldı vallahi. Sütlü Nuriye mi? Nuriye kim lan? Ya ayıptır söylemesi de benim balit oldu. Yok. Yok kardeşim yok. Kimseye iyilik yaramıyor. Efendi olalım. Kalplerini kırmayalım dedik. Tabii. Ama olmuyor. Hayrola babacan ne oldu? Abi ben salak mıyım? Kusudum. Kabul edilmesi zor biliyorum. Bu acı gerçeği sen de saklıyorduk ama. Şşş. Estağfurullah tosunum. O ne demek ya? Herkese iş veriyorlar. Bana iş yok. Böyle olacağını bilsem gelmezdim vallahi askere.
Sen şimdi sana iş vermiyorlar diye mi üzülüyorsun yani? Bravo. Ya boş boş gezmekten sıkıldım ben. Bana da bir kazma verseler, kaz şurayı deseler, ne bileyim, iki çuval soğan soysam. Salakmışsın, ne diyeyim? Artık canıma tak etti. Kaçacağım vallahi Arzu abi. Yapma. Komutanlar bile bana salak muamelesi yapıyor. Git konuş oğlum o zaman komutanla. Levent Üsteğmen'le mi? Tabii. Hı. Kızmaz mı? Yok ya, ne kızacak? Ya adam demiyor mu? Derdi olana her zaman benim kapım açıktır diye. He? Bak Tosun'um. Ağlamayın, çocuğa meme vermezler. Mübarek günde sapıtma abi. İş istiyorum ben. Meme filan değil. Tövbe tövbe. Azdın ha. Git sen, kesin git Üsteğmen'e. Git. Hemşire hanım. İki günlük istirahat iznim var. Yardım edin de yatayım. Oo, iki günlük istirahat ha? Nasıl kandırdın doktoru? Grip mikrobu taklidi mi yaptın? Ne taklidi ya? Ölüyorum diyorum. İki gün az bile. Gata'ya yollaması lazımdı. Doğru dürüst muayene bile etmedi. Bence de etmemiş. Baksana adamcağız inanmış grip olduğuna. Ne ilaçlar yazmış. Ne diyorsun ya? Niye inanmayacakmış? E tabii seni tanımıyor daha. Hemşirelere yaklaşmak için neler yaptığından haberi yok adamcağızın. Amma şımartmışım ben seni be. Grip oldum Alev Hanım, seninle ilgisi yok. Aslında olmuşsun gerçekten. Nasıl başardın? Hasta erlerin koynuna mı girdin? Yoksa gece çırılçıplak bahçede mi oturdun? Bana bak. Hemen iyileşeceksin ama Alev hemşireyi bir daha hiç görmeyeceksin deseler anında kabul ederim, tamam mı? Hastayım ben ya. Ölüm döşeğindeyim, sen umurumda bile değilsin benim. Pardon. Benle konuşabilmek için yapmadığım rezillik kalmadı ya. Yine öyle bir şey sandım. Aman, benim salaklığım işte. Al. Ne bulduysam sende. Kağıt kalem verin, vasiyetimi yazacağım. Anneciğim ya. Canım annem, ölüyorum, neredesin? Kocaman adamsın sen ya. Hala hastalanınca anneni sayıklıyorsun. Kimin var ki benim zaten şu yalan dünyada? Kim? Anne ya. Su be. Ne yapıyorsun Naci? Yazı yazıyordunuz, bitsin diye bekliyordum. Bir şey mi istiyorsun? Hayır, siz. Çay getireyim mi? Sağ ol Naci. Konuşmak mı istiyorsun? Evet komutanım. Size çok kırgınım. Bak sen. Anlat bakalım Naci. Bir iş olduğunda hep başkalarına veriyorlar. Ne bir işim var, ne bir görev yerim. Salağım diye kimse güvenip bana iş vermiyor. Olur mu Naci öyle şey? Ne demek salak? Yok yok, salağım ben. Ama elimden her iş gelir. Süt sağarım, tarla ekerim, tarhana kararım, pastırma basarım, davar yayarım, tezek toplarım. Hiç olmadı, gelip geçene aval aval bakarım. Tamam Naci, tamam. Anladım. Komutanım, müsait misiniz? Özel bir şey konuşuyoruz herhalde. Naci. Gel Ahmet. Naci ile dertleşiyorduk. Komutanım, şu kantincinin durumunu hatırlatayım dedim. Tezkereye 10 günü kalmış. Çocuk haklı olarak hesapları devredeyim artık diyor. Tamamen aklımdan çıkmış. Peki yerine düşündüğünüz biri var mı komutanım? Hiç düşünmedim Ahmet.
Oğlumun fotoğrafı vardı, dün çektirdik. Bakayım bir. Filmi tab ettirmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler, iyi günler. Eşimin fotoğrafları buyurun. Vardı. Bir dakika beyefendi. Hanımefendi buyurun. Dörtlü kalem pil alabilir miyim? Hı, bir dakika, parası ödenmiş. Al kardeşim. Dörtlü kalem pil. Buyurun. Teşekkürler, kardeşim. Kolay gelsin. Of. Kafam kazan gibi oldu ya. Müstahak sana baba. Bir yardımcı almadın şuraya. Ya ben o şey düşündüm. Böyle olmayacak hakikaten. En azından hafta sonları yardımcı olacak birini bulmak lazım. Hah, sonunda. Baba farkında mısın? Hayat sürekli beni haklı çıkarıyor. Hadi hadi. Pabuç çeneli. Sen sadece birini alalım demeyi biliyorsun. Hem becerikli hem de güvenilir bir adam bulmak ne kadar zor, haberin var mı? Var tabii. Hatta ben hem çalışkan, hem becerikli, hem de çok güvenilir birini çoktan buldum da. Sen mırın kırın edince soramadım işte. Nereden bulacaksın sen? Erlerden başka arkadaşın yok. Mesela ben Seyfi'ye bakıyorum ve tam bizim aradığımız adam olduğunu görüyorum. Hah, ben de böyle bir şey bekliyordum zaten. Farkındaysan Seyfi hala asker. Ya baba, kardeşinin durumunu biliyorsun. Paraya ihtiyacı var. Saçmalama be Pato. Hem onun hem de benim başım yanar. Ya bir şey olmaz baba ya. Bir yolunu bulursun sen. Hadi kızım, hadi. Git bir hava al sen. İyice saçmalamaya başladın. Of. Yapılacak çok iş var baba. Başka var mı? Yok komutanım. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Öğleden sonra işiniz var mı? Yağmur yağmazsa engelli parkura çıkmayı planlıyorduk komutanım. Yarını erteleseniz olur mu? Veya Ahmet Başçavuş eğitime çıksa. Emredersiniz komutanım. Suzi'nin okulunda meslekleri tanıtıyorlarmış. Gidip konuşacak biri lazım. Bir gitsen diyorum Levent. Emredersiniz komutanım. Sağ olasın. Fazla uzun sürmez sanıyorum. Kerim, sen de gidip atom mühendisliğini anlatacaksın. Bir sınıf dolusu Suzan. Daha eğlenceli bir şey düşünemiyorum. Komutanım, ben hiç beceremem böyle şeyleri. Alay komutanına söyleseniz de ben gelmesem. Becerilmeyecek ne var bunda Kerim? Ben kalabalık önünde konuşamam. Bayılırım filan yani. Merak etme Kerim, ben ayıltırım seni. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencereni. Ama göreceksin hatunları abi. İkisi de esmesin. Bizim muzun önünde kuyruk var. Tabii. Baktım bunlar geri dönüyor. Hop dedim, hemen atladım önlerine böyle. Aman be Vedat, aman be Vedat ya. Ya abicim, oruç kafayla da hiç çekilmiyorsun yani. Ya dinle işte ya kardeşim, bir şey anlatıyorum ya. Git. Nereye kadar abi? Bak biraz sonra böyle boynuzlarım çıkacak vallahi. Ne yapıyorsun lan? Arzotti. Hiç. Duruyorum. Öyle. Vedat be. Sanki bu bizim arıza bir şeyler karıştırıyormuş da bizden de saklıyormuş gibi geliyor. Tabii canım. Bak yanakları al al oldu. Daha şimdiden. Oldu. Ne o kucağındaki? Ne kucağı? Kimin kucağı? Kucağındaki ne? Ne? Ha. Şey dedin sen. Kuş. Kuş? Ben boncuktan kuş yaptım. Bakabilir miyim? Tabii. Ben de bakayım. Aman Allah'ım. Bu ne? Sen mi yaptın? Güzel değil mi? Helal olsun. Uçabiliyor mu bari? Ver şunu, ver. Grip olmuş tabii. Uçamıyor. Kuş gribi. Çok komik. Bak, dalga geçerseniz bozuşuruz ha. Ya bırak abicim. Sen ne bakıyorsun bu zibidiye? Nedir abicim olay? Hediyeyim mi? Lize. Ne oluyor be? Pardon. Kıza boncuktan kuş göndereceksin. Bravo vallahi, ne romantik.
artık minibüsünün arkasına asar. Liz! Niye be? Oğlum ben emeği göz nuru işte ya, olmaz mı? Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene diyorsun. Ha, sen espri mahiyetinde. Oğlum bak vallahi yemin ediyorum külahları değişiriz ha. Ama yani şimdi sen de kıza gönderecek başka bir şey bulamadın mı ya? Niye? Olmaz mı be? E olmaz tabii, şaşkın. Yani romantizm sıfır, Hanzorotti onsun yani. O kadar kötü yani ha? Yani. Nani? Ya, ya yapma. Sessiz olun çocuklar. Allah! Ne yapıyorsun Kerim? Affedersiniz. Birden boş bulundum komutanım. İyi dersler öğretmen hanım. Hoş geldiniz. Ben Kerime Hiç Yılmaz, fizik öğretmeniyim. Memnun oldum. Buyurun çocuklar, sizi merakla bekliyordu. Sınıf sizin. Tünaydın arkadaşlar. Tünaydın! Buyurun oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, ben Üsteğmen Levent Yılmaz. Siz zahmet etmeyin. Ben size anlattım Levent Üsteğmen'im. Postanız Ferit niye yok? Ben ondan da söz etmiştim kızlara. Arkadaşlara yani. Bugün bizimle idare edeceksiniz Suzan Hanım. Siz de albayın bahsettiği Asteğmen olmalısınız. Atom mühendisi olan. Evet, ben... Atom... Atom karıncığım. Çocuklar! Atom fiziği çok ilgimi çeker. Hele o elektronlar yok mu? Gerçekten mi? Aslında nötronlarla protonlar da bir hayli enteresandır. Gerçekten mi? Ne heyecanlı. Atom beni hep heyecanlandırmıştır. Beni de. Levent Süleyman tutmuş en sıkıcısını getirmiş. Hadi Ferit yok, bari terliksi falan getirseymiş ya. Aztek gelin bayar şimdi insana. Boş ver Suzi ya. Ben hukuktan vazgeçtim. Ben askeri okula yatay geçiş yapacağım galiba. Ben balıklama geçiş yapacağım. İstersen önce mesleğini, okuduğun üniversiteyi anlat Kerim. Yok yok. Önce siz anlatın komutanım. Ben sonra anlatırım. Evet arkadaşlar. Soruları alabilirim. Evli misiniz? Hayır. Başka sorusu olan var mı? Kaç yaşındasınız? Bunlar özel şeyler çocuklar. Başka sorusu olan? Burcunuz ne? Çocuklar, askerlikle ilgili sorusu olan yok mu? Tabancanızı gösterir misiniz? Umursamazmış. Yalancı. Başımdan aşağı gül döken kimdi? Anneciğim çorba yap anne. Canım çorba mı istiyorsun? Boğazın mı acıyor? Evet çok acıyor. Çok hastayım. Tamam tamam. Hemen yapacağım çorbayı. Sen şimdi şunu yut. Aç bakayım ağzını. Aferin. Şifayı kaptık hemşire. Vallahi
Bu hain grip beni de ele geçirdi. Hay Allah. Salgın geliyor galiba. Görüyor musun Alev babacığım? Bak, on kaplan gücündeki Hamza terbiyesiz bir grip mikrobuna yenik düştü. Küçücük bir şey ya, hayret bir şey. Mikrop işte. Üzülme Hamza. Herkes yeniliyor bir şeyleri. Vay be. Ateş bacayı sarmış galiba. Yo, o kadar yüksek değil ateşin. Aç bakayım ağzını. Ade. Ama kötü öksürüyorsun. Senin bir göğsünü dinlemem lazım. Yok yok. Siz benim ne ciğerimi dinleyeceksiniz? Ben öksürmüyorum. Bana öksürüyorsun gibi geldi. Soyun. Nasıl? Utanmana gerek yok. Hemşireyim ben. Hadi be. Bismillahirrahmanirrahim. Soyunmam ben ya. Ayıptır. Ya tamam tamam ya. Tamam ben yapacağım. Ben yapayım. Of. Ne güzel şey o öyle Hamza. Ha? Kimin kalbi bu? Benim. Bende mangal gibi yürek vardır da. Uşaklar bu yemeğin üstüne bir de çay içelim. İçelim. Kim ısmarlıyor? Oh, bugün de doyduk Allah'a çok şükür ha. Duydunuz mu ola doydum dedi. Kıyamet alameti bu. Halbuki topu topu iki kazan pilav, üç somun ekmek, bir tepsi de kabak tatlısıydı. Maşallah. Zoruna mı gitti? Bütün gün mutfakta sizin için çalışıyorum ya. Yoruluyorum oğlum ben, yoruluyorum. Ye sen, ye. Ye de ondan sonra böyle şiş, patla, he mi ya? Sen onlara bakma Jumbocuğum. Kilolu olmak sana yakışıyor. Hem ne demişler? Yemeğin salçalısı, yemekhanecinin kalçalısı ya. Anam! Bu ineğin ne işi var la burada? Ben astım. Aa, senin ne işin var burada be ya? Benimle beyalı meyalı konuşma. Bugüne bugün koskoca kantin paşasıyım ben. Nasıl yani? Çaycı mı yaptılar seni? Kantinden sorumlu müdür. Beğenemedin mi? Olamaz mıyım yani? Oo, ne o? Kantin bakanıyım deseydin bari. Allah Allah. Lan bizim dünkü Tosuncuk büyümüş de çaycı olmuş. Oo. Maşallah. Allah. Ula bileydik çelenk falan gönderirdik. İnsan bir açılış yapmaz mı? Devren çay ocağı ha? Güzel. Dayı ne kadar hava parası verdin? Hava parası sensin. Bravo. Artık bundan sonra çayları beleşe içeriz ha. Yok size çay may. Hadi yallah. Hadi yallah başka kapıya. Bir de içeri girerken ayaklarınızı sildiniz mi siz ha? Daha yeni sildin dükkanı. Hadi bakalım dışarı hadi yallah. Oo. Eyvah ki ne eyvah. Bu adam bizi yakında buraya damsız da sokmaz. Hadi. Yandık vallahi. Hadi hadi yallah yallah. Yürü. Annem. Annem ölüyorum annem. Boğazım acıyor boğazım. Of of. Yanlarım. Oh öbür de yanlarım. Ağrıyor. Oh. Çok hastayım. Çok hastayım. Oh. Çok hastayım of. Çorbalar geldi. Ölüyorum Alev babacan. Vallahi burnumda yastık var sanki. Alamıyorum nefes. Ben daha kötüyüm. Ateşim var. Boğazım yanıyor. Başım zonkluyor. Kulaklarım ağrıyor. Hay Allah. Hastalanınca çocuklaşmayan bir erkek görmedim. Alın şu çorbaları bakayım. İyi gelir. Sen de al. Eyvallah. İğrenç. Bu mu çorba? Nerede benim annemin güzel çorbası be? Karavana da musakka var. İstersen onu getireyim. Hem çorba yapıyorum hem beğendiremiyorum. Sen de mi beğenmedin Hamza? Aa. Bir kadın bana çorba yapacak. Ben de beğenmeyeceğim. Yok canım. Hastalık beni çocuklaştırabilir ama içimdeki delikanlıyı öldüremez. Eline sağlık. Hakikaten ilaç gibi geldi. Ha, ilaç çok güzel bir şey sanki. İlaçtan da nefret ediyorum. Gripten de nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. İçmiyorum.
savaş çıkarsa Ferit'i aynen böyle salın düşmanın üstüne. Ya delikanlı deyince... Şimdi benim de aklıma geldi. Şimdi bu kazak hediye de o bakımdan diyorum. Yani yanlış bir şey sanma. Kim hediye ettiyse çok seviyormuş seni. Ya seviyor arkadaş sağ olsun yani. Ha bak ben bir arkadaş dedim. Ne geldi bak şimdi benim aklıma. Şimdi benim bir arkadaşım daha var. Onun da bir derdi daha var. Ama ben daha da derman olamadım. Hani belki sen yani... Neymiş derdi arkadaşın? Ha. Çok ısrar ettim madem ben bir söyleyeyim. Şimdi benim bu arkadaşımın sevdiği bir kız var. Kız, o erkek, o kız. Ona güzel bir hediye yollamak istiyor. Ama yani hani güzel derken hani manası güzel. Hani onu ne kadar sevdiğini belli edecek bir şey. Vallahi ben pahalı olacağına emek verilmiş bir şey olursa daha çok etkilenirim. Yani el emeği, göz nuru. Ha, ben de öyle yaptım. Dalga geçti toy herifler. Yani arkadaşım da öyle düşünmüş. Fakat elinden bir şey gelmiyor. Hiç mi becerisi yok? Ya boncukla kuş yapıyor ne güzel ama onu geç ya. Tamam, ben bir şeyler düşüneyim bakalım. Vallahi. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Kardeşim, Bodrum Turgut Reis. Tabii. İki tane İsmet Şikari'yle baş. Sarışın, mavi göz. Elena ile Soy. Pardon, ya onlar Rusadı değil mi ya? Baba Rus. He. Yavaş ya. Bunları tamam. Aldım kardeşim, doğru bizim iskeleye götür. He. Oh. Açma. Baktım açma. Bizim iskelede 2 kilometre kuyruk var. 2 kilometre. Hop dedim. Dedim kapattık muzları. Tadilat var. Millet söylene söylene dağıldı. Aldım hatunları derken evet. Abicim. Ya Vedat yeter ya. Vallahi sabahtan beri yok İsveçli yok Rus. Ya var ya kafam şişti yeter ya. Ölüyorsun yanıyorsun anlatayım diye. Şurada muhabbet edecek bir tane adam yok mu ya? Şşt, bak başka bölüye tayini mi isteyeceğim ha? Vallahi istediğe kurtulalım be Vedat. Vay saatler olsun abi. Ne o? Kolye falan? Ulan kardeşim sen ne süslü bir şeymişsin böyle ya. Şaşkın. Sen işine baksana. Tamam. Kusura bakma Ağar abi. Herife bak ya. Tırtlar Vadisi'nden çıkmış sanki. Artist. Artist. Hey hop hop hop. Şşt. Niye dalıyorsun hemen? Önce ben geldim. Ne? Nasıl sen geldin ya? Beraber geldik. Olur mu? Burun farkıyla ben öndeydim. Bir dakika. Yazı turu atacağız. Tamam. Para var mı yanında? Arkadaşlar parası olan var mı? Ey senin obanı. Adi şopar. Ne haber Vedat kardeş? İyidir Orkun. Ne iş abi? Ya bizim bölüğün duşları tıklım tıklım. Ha. Size misafir olayım dedim. Hadi bakayım hadi Allah versin ya. Hadi başka kapıya kardeşim başka kapıya ya. Ayıp ediyorsunuz ama ha. Biz sizin kantinden çay bile alamıyoruz. Ne dışı? Ben mi aldırmıyorum ya? Vermeyene söyle. Alo. Hadi kardeşim hadi. Alacağınız olsun. Ula bunun buralarda dolaşması hayra alamet değil dur. Sakın ha Orkun'u koğuşa falan sokayım demeyin. Niye lan? Ben Elun yalancısıyım. Günaha boynuna. Eli uzun değiller uşağım. Nerede dolaşsa bir şeyler kayboluymuş. Benim de kulağıma geldi vallahi. Dikkat edelim oğlum o zaman bundan sonra. Şşt. Ya ben de geleyim birinizin yanına lan. Hop hop. Şşt. Ya beklemeyeyim abicim ya. Beyler bakın şampuanımdan da verebilirim. Ha? Şşt çavuş. Başlatma ula çavuşundan. Hadi be. Ya güzel abicim ben de bir kenarda yıkanırım ha. Ya sen sapık mısın ya? Git sen kardeşim ya. Sensin lan sapık. İçiniz fesat oğlum sizin. Bencil herifler. Yıkanmayalım lan bu hafta da yıkanmayalım. Hadi arkadaşlar günaydın hadi. Gideyim
Hadi arkadaşlar, nöbetçi Asuman gelecek birazdan ya. Hadi. Uyanılır mı ya? Hadi. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Hadi kalkın hadi ya. Lan ne miskin adamlarsınız ya. Tarifleri de beyler, kolyemi kim aldı? Ne diyor size lan? Soruyorum, kolyemi kim aldı? Ne diyorsun Ali kardeş? Kolyem kaybolmuş. Ucunda da yüzük takılıydı. Kim aldıysa versin hemen. Yoksa kötü olur. Ula düşmüştür belki. Kim alacak senin yüzüğünü? Yok abicim işte, yok yok. Usta, bak bizim koğuşta bugüne kadar hırsızlık olmadı. Vallahi bundan sonra da olmaz. Sen onu düşürmüşsündür, iyi bak. Ne bu böyle? Hepiniz ağız birliği yapmışçasına. Nereden biliyorsunuz düşürdüğümü? Sen nereden biliyorsun çalındığını, ha? Laf ebeliği yapma lan. Kim aldıysa çıkarsın, yoksa fena olacak. Ya ne olacaksa olsun birader. Bizim aramızda öyle bir şey yapacak adam yok. Peki, siz bilirsiniz. Oo, yanlarım ağrıyor, yanlarım. Günaydın. Oh, günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun hemşire babacan. Neresi aydın be? Kış günü kapkaranlık. Oo, öfkeli Şirin de uyanmış. Uyudun mu ki uyanayım? Ağrıdan sancıdan gözüme uyku girmedi. Koskoca askeriye bir gribi yenemedi ya. Babacan, oğlum uyumayan bendim be. Sen bütün gece zavallı anneciğini kulaklarını çınlattın. Vallahi 5 yaşında çocuk gibi hala annesini çağırıyor be. Sen de Liz'i çağırıyordun. Kim? Bütün gece Liz, Liz, Liz diye uyumamışmış. Vallahi ben bu gıcığı içimden atamadım hala. Dolu ciğer, dolu. Hadi bakayım. Bunlar bir dikişle içilecek. Hadi, hadi. Hayır söyle. Hiç gelme. Hiç gelme, içmiyorum. İçmeyeceğim. İçmiyorum. Berbat tadı var ya. Pil yalamış gibi oluyor ağzım. Pil yalıyorsan bunu da içersin. Rezalet. Neyse. Uyku yok. Çorba bulaşık suyu gibi. İlaçlar iğrenç kokuyor. Ya şu Ferit'in hastalığı da var ya, hiç çekilmiyormuş be. Canımdan bezdirdi bütün gece. Bak, bulmuş melek gibi hemşire. Çemkiri. Terbiyesiz. Bil bakalım melek hemşire sana ne getirdi? Allah! Hediyem. Yani arkadaşımın ki hediyesinin ki onun, benim şahsım değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Örgümü öreceğim. Yani arkadaş örecek yani. Ben ne öreceğim? Yapması çok kolay. En basitinden bir atkı örsen, yani arkadaşın örse, Liz'in yani kızın gözleri yaşarır mutluluktan. Arızam zaroşaya mı başladı? Anlatacağım bunu herkese. Bakma sen ona. Bir erkek kendi elleriyle bana bir atkı örse, ben onunla hemen evlenirdim. Haroşa mı yapacağız, Zeki Müren kirpiği mi? Emredersiniz komutanım. Günaydın komutanım. Günaydın Ahmet Başçavuş. Gel gel. Hamza da hastalanmış dün ha? Öyleymiş komutanım. Salgın değildir inşallah. Biz yine de önlemimizi alalım. Alay komutanıyla konuşacağım. Bu arada bol bol portakal, mandalina falan çıkartalım yemeklerde. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bir maruzatım vardı. İzin verirseniz söyleyebilir miyim? Tabii Ali. Gel. Söyle bakalım. Komutanım, gece uyurken boynumdaki kolyeyi ve ucunda asılı olan yüzüğümü çaldılar. Çaldılar mı? Kimin yaptığını biliyormuş gibi konuşuyorsun Ali. Koğuştakilerden şüpheleniyorum komutanım. Başka kim olabilir ki? Koğuşta kimse almaz. Her yere baktın mı? Baktım komutanım. Şey
Ulan ne yapıyor bu herif? Vallahi benim aklım durdu. Şişt, birdenbire bu kadar sorumluluk verince Tosun'un aklı nanay uçtu. Esas senin aklın uçmuş cahil herif. Size ellerimle İngiliz çayı hazırlıyorum. Ne çayı ne çayı? İngiliz çayı. Ulan İngiliz çayı da ne dur? Böyle süt koyuyorsun üzerine. İngiliz çayı oluyor. Denesene Gökhan. Yok sağ ol ben almayayım. Ben az önce Fransız ayranı içtim. Sen Mehmet? Yok abicim işim olmaz. Senior? Ben niyetliyim biliyorsun Tosun'um. Yoksa hatırın için içerdim ben bu çamuru. Ulan cahil cühela adamlara hizmet etmek ne zormuş be. Sizin için yenilikler yapıyorum ama anlayacak adam nerede? Ben dedim size. Buna ağır geldi. Buna bu beyin cihazına ağır geldi ağır. Ağır oldu ağır. Beyler. Levent Tüsteybet. Dün akşamki nöbetçileri çağırıyor. Gökhan, Mehmet, Vedat, Cemal seni de çağırıyor. Hayırdır oğlum ne oldu? Şu Ali'nin yüzük olayı. Hay Ali'nin de yüzüğünün de. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi bekletmeyin bakalım gidin gidin. Kaldır şunları buradan Allah aşkına. Mehmet 10-12, Şakir 12-2, Vedat 2-4, Gökhan 4-6, koğuş nöbetçileri. Doğru mu çocuklar? Evet komutanım. Cemal, sen de devriye çavuşuymuşsun dün akşam öyle mi? Evet komutanım. Dün gece Ali arkadaşınızın boynundaki kolyesi kaybolmuş. Ucunda da yüzük vardı komutanım. Ucunda da yüzük varmış. Çalındığını iddia ediyor. Bu konuda bir şey bilen var mı? Yok komutanım. Sabah bize söyledi ama bilmiyoruz komutanım. Hatta ben aramasına yardım da ettim komutanım. Değil mi Ali? Ali? Nöbetleriniz sırasında koğuşa giren yabancı biri oldu mu? Hayır komutanım. Arkadaşlar, içinizden birinin böyle bir şey yapmış olmasına ihtimal vermek istemiyorum. Ama nöbetiniz esnasında yaşanan hırsızlıktan siz sorumlu olursunuz. Sırayla savunmalarını alın başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Umarım bir an önce bulunur. Sen gel bakayım şöyle dedim. Çocuğu kenara çektim. Çocuğu kenara çektin sonra? Ha çektim kenara. Abimle tanışmak istiyordun ya. İstersen şimdi tanıştırayım dedim. Maçtan çıktı şimdi buraya geliyor dedim. Aa. O ne dedi sonra kız? Önce durdu bir. Durur tabii. Sonra ne maçı dedim. Ben de boks maçı dedim. Abim ağır siklet şampiyonu. Kız Allah senin canını almasın be. Var ya sen beni güldürdün. Allah da seni güldürür inşallah. Aklını almışsın çocuğun kız. Aldım vallahi. Ay dur. İlmik atladın. Bravo vallahi Hamza. Hemen kaptın işi. Herhalde. İki ters. Bir yüz. İki ters. Bir yüz. Şimdi ben diyorum ki bu kaşbol bitince böyle kenarına bir örnek koysam diyorum ha. Güzel olur. Ortasını Selanik mi örsek acaba? Olabilir. O ne ya? Abi bu ne ya? Bir uyutmadınız ha. Kadınlar gününe çevirmişsiniz burayı. Mızmızcan efendi de uyandı. Ferit mız. Nasıl daha iyi misin? İyi miyim? Dünya varmış be. Ne o? İyileştim bakıyorum. Yat sıkıldım ya. Bir de şu ilaç kokusu. Parfüm süper. Şöyle bir etrafa falan sıksaydınız ya. Görünüşe göre sen gerçekten iyileşmişsin. Sen ne yapıyorsun hanım teyze? Ya Alev hemşire. Şu komşuya bir şey söyleyin lütfen. Ben muhatap olamayacağım. Evet bir şey deyin. Mesela evet deyin. Hastayken huysuz, iyileşince şımarık. Senin gerçek olduğun bir halin yok mu Ferit? Var. Gaz hali. Ama o da kokuyor. Sen işine baksana.
Arziye. Bak şimdi ya. Ya alev hemşire. Vallahi bu komşu benim moralimi bozuyor. İyileşme sürecimi engelliyor. Ben bu mahalleden taşınacağım. Hadi oradan, hadi oradan. Merak etme Hamza. Ferit'i birazdan taburcu edeceğiz. Aa, niye o ya? Hemen, bu kadar çabuk. Birden. Biraz ilgi ve şefkat gösterseydiniz önce ya. Hasta yattığın süre boyunca yeterince ilgi ve şefkat gösterdim. İyileştiğine göre artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Yapmayın canım. Ateşim vardı. İlgi falan hatırlamıyorum yani. Bir 10 dakikacık daha yatsam şöyle. Biraz daha şefkat. Öküz öldü, ortaklık bitti Ferit. Hadi güle güle. Yar saçların lüle lüle, Feritcan sana güle güle. Sen örgüne baksana, yün perisi. Ahay, yar saçların lüle lüle, Feritcan sana güle. Ay ne, ay ne oluyor lan bana? Bu ne be? Vallahi kafama sıkar giderim, delikanlı gibi. Ne yaptın, yazdı mı savunmanı? Yazdım abi. Kendi savunmamı kendim çektim temize. En ağrı da buydu. Ne olacak uşaklar şimdi? Ne olacak? Elif'in kolyesi yüzü dedi, bizi başımız yanacak. Kolye taktığı için o da ceza alacak. Ulan beter olsun be. Beyler, bu iş çok kötü. Cezasını geçtim, zan altında kalmak bana çok koyuyor. Evet abicim, bu işi çözmemiz gerek. O kolyeyi ya bulalım ya da yenisini yerine koyalım abicim. Herif resmen hırsız dedi bize ya. Abi arayalım bütün koğuşları ya. Ulan inceldiği yerden kopsun ya. Bizimkileri de söyleyelim, adamlar bize yardımcı olsunlar ha. Yok hocam, kimseyi karıştırma. Onların da canı sıkılmasın. Bu iş beşimizin arasında. Evet beyler. Bu iş bizim olur mücadelemiz. O kolye bulunacak. Söz mü? He? Söz lan. Söz be. Yüzük bulunana kadar beraber hareket edecek beyler. Bir nevi kardeşlik. Yüzük kardeşliği. Estek, köstek, karargah destek. Çocukların ilgilenmesine memnun oldum Kerime öğretmenim. İyi yapmışsınız gelmekle. Bak Suzan, demek herkes senin gibi. Neydi o? Şey. Hah. Alakasız değilmiş. Leventus Seymen acayip anlattı baba. Bizimkiler çok heyecanlandı. Ben de dedim ki ben her gün gidiyorum. Harika ortamlar. Siz bir de bölüğün kalanını görün. Ondan sonra... Yeter Suzan. Çocukları ısrar edince biz de gelip yerinde görelim dedik. Müsaitseniz tabii. Ne demek? Komutanım da müsaade ederse genç arkadaşlara birliği dolaştırabilirim. Atış yapabilir miyiz? Öğretmenim, gidelim hocam. Evet, müsaade sizin çocuklar. Buyurun, buyurun, buyurun. Kerime öğretmenim, siz de katılır mısınız? Ben aslında ziyaretçi parkında çocukları beklesem de olur. Peki, nasıl isterseniz. Ben Kerim Asliyemen'e söyleyeyim de siz beklerken size çay getirsin. Şey, iyi olur aslında. Benim de soğuk füzyonla ilgili kafama takılan şeyler vardı, onları sorarım. Öğretmenimiz sabahtan beri fizik kitabı okudu. Derste bile okudu vallahi. Kerim Asliyemen'i sordu bana. Ben de dedim ki öğretmenim... Suzan, Suzan! Ulan Mehmet, bir daha anlatsana şu filmi. Demek adamlar bizim gibi bir yüzümü peşinden ciddiler ha. Ya yeter abicim ya. Anlattığıma pişman etme. Bulalım şu yüzüğü de kurtulalım şu işten ya. Uy. Ula filmde oynasan var ya. Senin yüzüğü taşıyan cüze olurdun ha. Ha 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 ha. Ya Cemal, canım sıkkın zaten abi. Tamam mı? Bilir. Urkul orada. Ne haber birader? İyidir. Sizden? Ne olsun ya? Ya Orkun... Bizim bir derdimiz var. Orkun? Ork? Orklar? Cemal, var ya girişirim şimdi sana. Ya hoca, dün akşam bizim koğuştan bir arkadaşın kolyesi yürümüş de. Seni sen daha iyi bilirsin. Ulan insanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Orkun, zaten canımız sıkkın. Bak artistlik yapma. Eli uzun diyorlar değil mi arkamdan? Öyleymişsin biraz. Olayı biliyor musunuz peki? Babaannem rahatsızlanınca apar topar memlekete gitmem gerekti. Ayakkabılarımı yürütmüşler. Ben de bir arkadaşınkini alıp gitmek zorunda kaldım. Çalındı demiş. Dönünce verdim ama adımı sırsızı çıktı işte. Yani yüzükten haberin yok öyle mi?
Yok birader, yok. Ya isterseniz dolabımı, üstümü, başımı arayın. Yok, tamam, gerek yok. İyi. Bir daha da selam vermeyin bana. Ula ne biliyorsunuz doğru söyledi Uni? Sus be kardeşim, yeter ya. Zaten beceremeyeceğimiz bir işe kalkıştık. Uy, yüzük kardeşliğini bozacak. Seni hayun seni. Of. Cebal, var ya, var ya, bir olur döveriz seni, haberin olsun, tamam mı? Yılmak yok. Hadi arkadaşlar, aramaya devam. Hadi. Önce yok, olmaz, imkansız falan diyordu, tamam mı? Sabah akşam yedim başının etini, dayanamadı. Tamam be dedi, gelsin çalışsın. Vay be, aslansın Fatım. İnanamıyorum. Nasıl olacak şimdi? Kışlanın dibinde sizin dükkan. Subaylardan biri görürse ayvı yerim. Ya sen bizim oraya erlerden başka kimsenin geldiğini gördün mü? Tamam, gelmez de. Tut ki geldi, o zaman ne olacak? Bak, o zaman müşteri moduna geçeceksin, akıllım. Hemen oturacaksın iskemleye. Nerede kaldı benim çayım Fato diye bağıracaksın. Bu kadar basit. Fato, sen aslandan da ötesin be. Kaplansın, jaguarsın, pantersin. Panter ya. İşten kaytarırsan panter emer olur, çırmıklarım seni valla. Bulaşıklar senin, ona göre. Bulaşık sana kurban olsun Fato. Patron içesi olacaksın sen o dükkanın. Sen oturacaksın, ben çalışacağım. Kraliçeler gibi yaşatacağım seni. Ya tamam ya, abartma. Abartırım ulan. Kraliçem benim. Peki yemekleri nerede yapıyorsunuz? Dışarıdan mı geliyor? Hayır. İçeride mutfağımız var. Orada yapılıyor. Yemek kötü çıkarsa pizza söyleyebiliyor musunuz? Askerlerin böyle bir şansı olmadığı için yemeklerin iyi çıkmasına gayret ediyoruz. Sizin de amma çok sorumluluğunuz varmış. Nöbet, eğitim, yemek. Ne sandın akıllım? Kolay mı subay olmak? Naci Tosun, bir maruzatım var komutanım. Söyle bakalım Naci. Ay ne kadar cool ya. Ben katili bırakmak istiyorum komutanım. Bu ne demek Naci? Görev dedin, görev verdik. Sağ olun komutanım ama kimse kıymetimi bilmiyor. Habire şikayet, habire şikayet. Saçımı süpürge ettim ama anlamıyorlar. Daha dün bir, bugün iki Naci. Biraz daha gayret et. Yok yok, ben yapamayacağım komutanım. Yaparsın Naci. Ben sana güveniyorum. Yok, yapamam vallahi. Yapabilsen dükkan sizin ya. Naci, git Ahmet Başçavuş'una de ki, Leventus Seymen'e böyle böyle dedim ama yanımda öğrenciler olduğu için rahat konuşamadım. O sana gerekeni söyler. Emredersiniz komutanım. Vay, fırçayı Ahmet amcaya havale ettin sen. Biri hastalanınca ne yapıyorsunuz? Revirimiz var. Bakabilir miyiz? Büyüyünce hemşire olacaksın galiba. Hayır, ben subay olacağım. Buyurun bakın. Ben göstereyim, gelin. Bu ne ya, çok komik. Arıza Hamza bu. Deli mi? Hamza, oğlu. Ne yapıyorsun sen orada? İki düz, bir ters, olmadı. Horoş o. Komutanım, ben hastayım, yatıyorum. Hastaysan yat, dinlen. O elindeki örgü müdür nedir, onu da bir daha görmeyeyim. Emredersiniz komutanım. Burası acayip eğlenceli abi. Ben karar verdim, kesin subay olacağım. Beyler, ifadesinde duştan sonra alıyor çıkıp sigara içtim diyordu. Basket sahasının buralara kadar gelmiştir o. Bulacağı kuşaklar, bulacağı. Yılmak yok arkadaşlar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Ya karanlık olmadan bitirelim şu işi. Başımız yaracak be ya. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Şeytan... Ne var? İstersen müziksiz bir arama olsun ha? Oğlum, böyle deyince daha kolay bulunuyor ya, valla. Ya, sen bunlara gerçekten inanıyor musun? Ya ne biçim adamsın sen ya? O başka dünyada da bu oğlum. Orta dünyanın. Ya Cemal,
Ya kardeşim bırakın şu çeneyi hadi. Niye durdunuz peki? Arkadaşlar emir komuta bende. Gördüğünüz gibi basketbol sahasında yok. Çimenlerin arasında kamufle olmuş olabilir. Olabilir. Sola dön. Marş. Çökülecek çök. Aranacak ara. Bulunacak bul. Belki de bulunmayacak ama sen yine de ara. Onlar ne yapıyor öyle? Mıntıka temizliği yapıyorlar sanırım. Mıntıka temizliği mi? Hiç böyle mıntıka temizliği görmemiştim. Susan. Ben odamı bile temizlemiyorum. Şunlara bak toprağı eşeliyorlar. Evet. Askerde temizliğe çok önem verilir. Neyse biz devam edelim. Ama eğer bir bulursam kimin aldığını ben de onun canını alacağım. Ya anne ne demek sakin ol. O yüzüğün benim için anlamını sen biliyorsun. Aman be. Bir konuda da anlayın beni ya. Bir Allah'ın kulu da çıkıp derdimi anlasın yeter be. Üzülüyor musun? Ya ben ne yapıyorum? Son 3 senedir yaşamıyorum bile ya. Eğer o yüzüğü bulamazlarsa şerefsiz imdadırım burayı. O yüzüğü bulacaklar. Ha? Ne? Hayır, kimsenin sesini duymak istemiyorum. Hayır dedim. Kapatıyorum. Hoşça kal. Komutanım. Bu iş hepimizi çok üzdü Ali. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. Oldu ama komutanım. Evet. Umarım en kısa zamanda buluruz. Çocuklar deli gibi arıyorlar. Gördüğümü bilmiyorum. Hiçbir şey görecek halim yok komutanım. Mağdur durumda olan benim. Anlıyorum Ali. Mal canın yongasıdır derler. Ben de istemem hiçbir şeyimin kaybolmasını. Ama bu kadar yaygara yapman da çok ayıp. Canım yandı komutanım. Ne yapsaydım? Becerebilir misin bilmiyorum ama efendi olmayı dene en azından. Yüzüğün bulunacak. Bulunmazsa da ben kendi cebimden para verip aynısını alacağım sana. Komutanım. Kes! Sen yüzüğün kaybolduğu için üzgünsün. Ben de bölümde böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Daha fazla konuşursak kalbini kırabilirim Ali. Yani düşün. Bir çekirdeğin etrafında saniyede 1000 kilometre hızla dönen elektronlar bir kere bile çarpışmaz. Nasip kısmet işte. Hepsinin farklı yörüngeleri var demek ki. Tabii. Bu elektronlarla protonlardan biri negatif, diğeri pozitiftir. Ama birbirlerini çekmezler. Hani zıt kutuplar birbirini çekerdi? Ya, yok. Bu başka. Atom. Ha. Ama mesela biz. Yani siz ve ben. Ayrı kutuplardayız ve bir çekim olması lazım. Yani şimdi siz bir nötronsunuz. Siz de çekirdek. Ama öyle olursa çekim olur. Ya olur değil mi? Fizik kurallarına aykırı şeyler de oluyor işte. Şimdi mesela biz aynı kutuplardayız ama bir çekim var. Ya ben de onu diyecektim. Yani herkesle böyle oturup atom çekirdeği falan konuşamazsınız. Sıkıldınız mı yoksa? Aa, olur mu? En heyecanlı yeri valla. Nötronlarla protonlara ne oluyor sonra? Şöyle oluyor Kerime Hanım. Mesela siz nötron olun. Siz de bana enerji veriyorsunuz. Verin enerji. Ben de sizin enerjinizle etrafınızdaki yörüngede dönmeye başlıyorum. Dönerken de ne yapıyorum? İyon kazanıyorum. Duramıyorum.
Dönüyorum. Dönüyorum. Kerim. Dönüyorum. Kerim. İyi misin oğlum? Komutanım, biz de Kerim'e, öğretmenle atomlar ve çekirdekleri üzerine konuşuyorduk komutanım. Aman ne heyecan verici. Kanım dondu. Tamam Kerim, anlaşıldı. Nasıl geçti üsteğmenim? Öğrencilerim sizi yormamıştır inşallah. Hiç yorar mıyız hocam? Hayır hocam. Hepsi çok akıllı çocuklar. Vallahi benim bölük daha çok yoruyor, emin olun. Kerim Hanım. İsterseniz yarın devam edebiliriz atomlara. Nasıl olur bilmem ki. İyi madem, hem daha izotopları anlatmadınız. Anlatayım mı komutanım? Arkadaşlar, nötron Kerim'e, astik Kerim'e tutuldu. Haberiniz olsun. Vallahi ben de üzüldüm babacanlar ya. Oğlum burada böyle yattığımız için olan bitenden hiç haberimiz olmadı. Hiç sorma ya. Benim bile neşem kaçtı namussuzum ya. Ya üzülmeyin bu kadar be. Oğlum cana geleceğine mala gelsin demişler. Bak Ali aklı başında bir arkadaşımız. Herhalde canı yanınca biraz fevri davranmış. Hepsi odur be. Aman abicim ne fevri davranması ya. Ortalığı ayağa kaldırdı adam. Bulunması yok yere başımız yanacak. En az 10'ar gün hapis diyorlar. Hem de alayda değil, tümende. Ha. Ben tümende de yattım. Yani fena yer değildir aslında. Ya oğlum şaka yaptım be. Bakın merak etmeyin, olmaz bir şey. Bak yarın ben çıkarım buradan. Gündüz çarşıda gidin tozun eğlenin. Akşam hep beraber konuşuruz Ali ile. Tamam. Tamam abiciğim. Tamam. Çözdü bile olayı Arıza. Ula Arıza şey gibi adamsın. Neydi ola o büyücünün adı? Gandal mıydı, gondol mıydı, ne öyle bir şey. Kusura bakma Hamza, biraz gürültü yapacağız ama. Bıktık oğlum senden, bıktık taka. Yeter be. Bıktık ulan senden. Yeter ulan. Bu tür konuları, nükleer fiziği falan, herkesle konuşamıyorsunuz işte. Evet, çok şanslıyız. Yani ben de kimseyle çekirdek tepkimesi hakkında konuşamıyorum. Bizim bölüktekiler malum. Sorsanız temel fizik kanunlarını bile bilmezler. Ben de çekirdek tepkimesini soracaktım. Nasıl oluyor? Çekirdek? Tepkime? Garson! Önce tatlı bir şeyler söyleyelim. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım değil mi? Ne diyorduk? Çekirdek ve iyonlar meselesi. Çekirdek ve iyonlar meselesi. Bu ne ya? Çarşıya çıkıyoruz, gidecek bir yer bile yok. Ben hiç istemiyorum vallahi alaydan çıkmayı. Of oğlum ya, bir de bana sor. Bir bitsin şu askerlik, kirk gün kirk gece yerlerine zoğum. Daha taza ortalığı. Ya Cemal, sen beni nerenle dinliyorsun ya? Ya ne zıt adamsın sen ya? Hem sen askerlik bitince evlenmeyeceksin mi? Ya, evlene zoğum. Uy, içim isindi valla. 2 sene sonra da çocuğum olur. Hem de erkek. Ne edeceksin oğlum erkeği? Ya askerde komanda olamazsa? Ula asker alsınlar da ne olursa olsun. Bak, erkek gibi yapar askerliğini. Hem ne güzel biz askerde arkadaş olduk bak. Komutanlarımız da şeker gibi adam. Muzaffer Albay, Ahmet Başçavuş. Ne kadar bağırsa da Levent Üsteğmen iyi adamdır. Anam! Aztek Kerim. Yok ula, o kilin teki dur. En azından beni sevmeyin. Oğlum baksana Aztek Kerim. Uy, vallahi da Aztek Kerim. Vay atom karınca vay. Manita yapmış da komutanımız haberimiz yok. Önemli olan atomların periyodik cetveldeki yeri değildir. Unutmamak lazım ki önemli olan atomların kendisidir. Tabii canım. Hepimiz atomlardan oluşmuyor muyuz şunun şurasında? Öyle.
nötron, proton, bayron. Buyurun, buyurun. Aa. Ne diyor lan bu? Aztek kerim aklı neymiş? Çitlemiş vallahi atom çekirdeği gibi aklını. Anlamıyorum oğlum muhabbetlerini. Nötron, proton falan. Ama olsun. Bak, kızla tam tencere kapak olmuşlar. Sen kendi derdine yan uşağım. Hakikaten ya. İzotop Kerim bile biriyle takılıyor. Biz hala iki sap gezelim. Hadi oradan. Benim müjdem var, sen kendine bak. Yasız be oğlum. Duyacak şimdi Aztek Kerim. Atomlarımızı ayıracağım. Emriniz? Vallahi. Ben oruçluyum. Ben tutamıyorum ya. Bana iki porsiyon keşkül, üzerine iki porsiyon dondurma. Ha bir de çay. Baş. Oha. Boşal da semerini ye. Ya ne yapayım? Tutamıyorum oğlum. Anlamıyor musun? Yetmiyor bana, yetmiyor. Şişt, ne diyor lan bu? Duyamıyorum ben. Ne bileyim oğlum, ben de duymuyorum. Uy, Nescafe tokuşturuyorlar. Şerefe içiyle. Hadi kardeşim ya. Kaç saattir çay bekliyoruz burada. Hiç. Ya buranın servisi de pek yavaşmış ya. Hiç. Bak bakalım. Benim kadar güzel yapabilmiş mi çayları bu garson? Bana bakın, kovarım şimdi hepinizi. Sen merak etme Nedim abi. Ben alayda soracağım onlara günlerini. Allah Allah. Evet beyler. Akşama nöbeti olanlara tavşan kanı veriyoruz ona göre. Ya bu demişim garson be ya. Tehdit ediyor vallahi. Ben bahşiş falan vermem buna. Ne oluyor burada? Yok canım. Aramızda eğleniyoruz. Ben oruçluyum. Oruçluyum. Sen al. Ben de. Allah kabul etsin. Sağ ol. Hanım kızımız da pek bir marifetliymiş. Kimseyi kafana. Biraz sonra hanım kızı göstereceğim ben sana. Oo, ne oldu? Bunlar bir de arkadaş olacaklar. Çocuğa yardımcı olacaklarına yaymışlar. Tövbe tövbe. Ya abab bey dedi abi. Takılıyor sadece. Yani o bilir bizim kötü bir şey demediğimizi canım. Tabii canım. Bilir bilmesine de ihtiyacı olduğu için çalışıyor çocuk. Eğlence olsun diye değil. Hem de yasak olmasına rağmen. Burada olma sebebini hatırlayın. Bakalım hala o kadar komik gelecek mi? Yok abi. Hani biraz içerliyorum ama o kadar önemli değil yani. Ya CEO, kusurumuza bakma. Dönüş saati yaklaştı. Biz gidelim artık. Evet ya. Geç kalmayalım. Hadi. Hadi abi. Öyle dalga geçilmez, böyle geçilir. Şaşkınlar. Ya Allah. Helal olsun hay dedim abi ya. Ya bırak ya. Sen de iyi aldın manyeli ama. Nasıl beyler? Şiştiniz mi? Ya ne haber? Abi ne zaman çalıştınız bunu? Bravo valla. Hayır, gerçi ben yemedim ama. Hani çocuklar kötü oldu. Bir de oruçlular falan. Hadi oradan be. Bundan sonra Seyfi bizim himayemizde. Duyan duymayan kalmasın. Hadi beyler. Harbiden geç kalacaksınız ha. Hadi topuk. Hadi abi, hadi. Hadi bakalım. Seyfi gel bakayım sen. Sen şu işi hallet. Tamam ben ödüyorum. Öde şu hesabı. Seyfi hayırlı olsun, al bakalım. Aman abi bu çok fazla. Şşş değil. Bahşişler falan hepsi bu ediyor. Sağ ol Nedim abi. Hadi hadi geç kalacaksın. Nasılsın babacığım? İyi değilim. Ben de revirde yatıyordum. Başına gelenleri duydum. Üzüldüm. Geçmiş olsun. Eyvallah, sana da. Yalnız takıldığın adamlara dikkat et. Arada eli uzun biri var. Ayıp olmuyor mu Ali? Lafım sana değil. Sen de yoktun o gece burada. Olsam bana da laf edeceksin yani. Sıkardı o biraz. Sıkardı sıkmazdı. Senin bir şeyin çalınsa ne hissederdin? En azından hemen çalındı demeyiz hoca. Kaybolmuşsa kimseye iftira atmayalım deriz. Daha bir aydır tanıyorum sizi.
Nereden bileyim hırlı mısınız, hırsız mısınız? Üstelik sen o gece çok ilgilendin kolyemle ha? Ya bedde yanındaydı be ya. Şakası da takıldı adam. Abartma sen de. Konuşana bak. Zaten nasıl seni tutup da koğuşçu yaptılar anlayamadım. Kurda kuzu emanet etmişler. Ve bunu var ya. Şş, bak şimdi Ali biraderim. Bir yere kadar üzüntünü anlarız. Herhalde senin için değerliydi. Ya bırakın tıraşı Allah aşkına. Ne bileyim aranızdan birinin çalıp da çarşıda satmadığını ha? Üstelik senin bir de paraya ihtiyacın vardı. Ne diyorsun lan sen? Hamza, ha? Ulan dur uşağım. Hamza yavaş. Tutun olmuş. Arda abi değmez ya. Hamza sakin ol. Tamam abi, tamam abi, boş ver. Abi. Lafını geri al. Almıyorum. Sen kimsin lan? Tutun lan abi. Kimsin lan? Kimsin sen kuş? Başların kolyeni lan. Nereden çıktın lan sen? Yapma seni. Ne yaptırım bu lan seni? Kim hırsız lan? Kime hırsız diyorsun sen? Çekilin be. Çekil Ferit. Kim hırsız diyorsun ha? Kim hırsız ulan? Dur. Kalk ulan. Gebertirim ulan seni. Gebertirim. 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 Tamam. Dur abi. Al lan işte. Al sana kolye. Senin yatağında. İçinde kızın birinin resmi var diye mi bu kadar önemli Ali ha? Kızın biri değil o. Karım o benim. Daha doğrusu karımdı. 3 sene önce öldü. Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!